dinleyeceğiz. Malum ki 13 tane şehidimiz oldu. Allah-u Teala'dan onlara rahmet diliyoruz. Ailelerine sabr-ı cemil diliyoruz. Yüce Mevla vatanımızı, milletimizi birlik beraberlik içerisinde eylesin ve daim eylesin. Konuğumuz şair Ömer Ekinci Micingirt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bizi kırmadınız. Programımıza geldiniz. Estağfurullah. Bir diğer konuğumuz yine daha önce bize konuk olmuş olan güzel sesiyle gönüllerimizi fethetmiş olan Eren Aktürk, Bursa Merkez Muhat Lisesi öğrencisi. Hoş geldin. Evet, değerli Ömer abim diyeyim artık, abimizsiniz bizim. Eyvallah. Yıllardır şiirle uğraşıyorsunuz. Bu konuda çok emek veriyorsunuz gerçekten, Allah razı olsun. Ramazan ayındayız, mübarek Ramazan-ı Şerif'teyiz. Herkesin Ramazan deyince aklına bir şey gelir. Bir şairin Ramazan deyince aklına ne gelir? Öncelikle ülkemizin, ümmetin ve dünyanın inşirahı için, inşirahına vesile olsun Ramazan-ı Şerif. Yani. Çünkü etrafımız adeta ateşten çember. Mazlumların, mağdurların kurtuluşuna vesile olsun duamız onun. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'i sahabe efendilerimiz 6 ay önceden dua edermişler. Ya Rabbi bizi Ramazan'a kavuştur. Kavuştuktan sonra da 6 ay boyuna, diğer 6 ay boyuna da sürekli Ya Rabbi orucumuzu kabul et, Ramazanımızı makbul eyle diye dua edermişler. Yani bir yıl hiç boş durmadan Ramazan'ı konuşuyorlar. Ramazan sürekli gündemde. Evet. Dolayısıyla Ramazan çok çok önemli. Kur'an ayı. Kur'an ayı deyince tabi Kur'an-ı Kerim'i kainatta en güzel yaşayan kainatın efendisi Peygamber Efendimiz. Ben de tabi zaten kendisine biliyorsunuz canlı Kur'an denilmiştir. Evet. Kainatın efendisine derdimizi arz eden, naat demeyeyim, bir şiir yazmıştım. Evet. O şiiri paylaşmak isterim. Buyurun. Biliyorsunuz şairler konuşmayı pek beceremez, hatip değillerdir ama evet, şiiri güzel yazarlar. Ama şiirlerde en güzel şekilde konuşur. İnşallah. Evet. Hayırlara vesile olsun diyorum. İnşallah. Dediğim gibi bu naat değil, bizim şu andaki halimizi kainatın efendisine arz. Evet. Senden uzak kaldı Veys'in çöylüleri, Sahra çoban oldu gittikten sonra. Vaiz, tez anlat tez gayri halleri, bize bir hal oldu gittikten sonra. Kuşu duyulmuyor, aşk sana muhtaç, tekrar gel ne olur kucağına aç. Sezdeden sezdeye ağlaşır Miraç, ağ taş Bilal oldu efendim, Bilal gittikten sonra. Her şeyde başkalık, gül dalında kan, sensizlik içinde mana ve zaman. O günü özlüyor işte şu meydan, zaman ihlal oldu gittikten sonra. Seni hissedenler sessiz, gülizar, sana söyleyecek sanki yüzüm var. Ey ebedi güzel, ikliminde yar, hal kıylı kal oldu gittikten sonra. Zihinler bulanık, ifade boğuk, mısralar sancı yeğiz, heceler eğik. El açıp koşsam da soluklar soğuk, duygu aşk çöl oldu, çöl gittikten sonra. Ümmet olabilmek Adem'in şanı, kölelik zapt etti bütün cihanı. Kulluğu kirletti nefs-i zebanı, kul kula kul, kula kul oldu gittikten sonra. Muasır medeni hep diri diri, tabuta devrettik mihrap tekbiri, ihlasta cüceyiz, isyanda iri, sekerat bol oldu gittikten sonra. Faran yamaslı saba bezenmiş, yer göğe kasveti terk edip sinmiş, dağın uğultusu vadiye inmiş, dünya sefil oldu efendim, sefil gittikten sonra. Cehalet düzine, beladan bela, çılgınlık taptaze, her yer Kerbela, paslanmış düşünce sürüyor hala, kaç ihtilal oldu efendim gittikten sonra. Efendim, gül yüzlüm, hep hayal kurdum, bütün benliğime
coştum, yalvardım, yılları yıllara ekleyip durdum. Yok, meçhul oldu gittikten sonra. Göçmen kuşlar gibi sıralanırım, aklıma düşünce paranırım, hüznünü duyunca yaralanırım. Gözyaşı zül oldu gittikten sonra. Senli tepelerde aradığım kent, sensizlik ötesi bir acı kement. Bir kerecik ne olur, bir kerecik teşrif et. Yol izmi hal oldu gittikten sonra. Derin bir tahayyül meftunu yakar. Seni anlatamam, acizim ben yar. Hoş yürek sesleri, belki de efkar. Neyi hasbihal oldu gittikten sonra. Sen Nebi Mürsel, sen hep yaşarsın. Mekke'de, Uhud'da, Sina'da varsın. Revahanın hüznü beni de sarsın. Hissiyat lal oldu gittikten sonra. İki ayrı alem ve ben çileli. Fecr-i uslat sardı seni bileli. Dirilten bahar yok, vakit ileli. Sükut bülbül oldu gittikten sonra. İdrak kemal bulur seni överek. Senli baharda can, can, can diyerek. Bana gülüm gerek, bana sen gerek. Aşk arzu hal oldu gittikten sonra. Aşk arzu hal oldu efendim. Aşk arzu hal oldu demiştik. Allah razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu her devirde hissediliyor. Bu bizim ızdırabımız tabii. Evet. Bu dediğim gibi naat değil, ızdırabımızı izah ettim. Malumunuz şehitlerimiz var. Onlar işte kainatın efendisinin müjdesine mazhar. Allah-u Teala'nın müjdesine mazhar. Ancak şehitsiz de vatan olunmuyor. Evet. Bizim vatanımız zaten her tarafı şehit kanlarıyla Çakkale'yi biliyorsunuz. İleride vakit olursa Çanakkale şiirinde paylaşmak isterim. Ülkemiz güzel ülke. İnsanlarımız güzel. Ancak bu güzelliği kıskanan nifak kaynakları bol. Çok düşmanımız var. Çok düşmanımız yani içeride var. De var dışarıda. Dışarıdakilerle evet. Bir şekilde baş etmeye çalışıyor. Baş ediyoruz aslında da içerideki çok zarar veriyor belki yani. Evet işte zaten işten oldu mu daha da bir ayrı acı veriyor yani insana. Bir de şu var, vatan sevgisi de imandan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte söylüyor, vatan sevgisi imandandır diye. Evet. Dolayısıyla bir kişi eğer ki vatanına karşı iyi değilse o zaman demek imanında ki sıkıntı imanında var. Sıkıntı var yani. Kesinlikle. Bu nokta. Kesinlikle. Kimse tutup da vatana saldırıp askere saldırıp da imanlı olduğunu iddia edemez. Yani bu boş asla. Bir iddiadır. Asla. Asla. Bu noktada da yazdığınız şey var, şehitlerle ilgili. Evet. Mehmetçiğimize yazdığımız şiir var. Evet. Mehmetçilere ne yazsak az, onlar gerçekten dediğim gibi kahraman. Bizim halkımız da kahraman. Evet. Yani Mehmetçik tabi halktan doğuyor. En ufak şeyde işte Çanakkale'yi hatırlayın. Okullarda o küçücük çocuklar hepsi elinden şeyini alan koşmuş Çanakkale'ye. Evet. Ve gerçekten dünyaya adeta hem şefkat dersi vermiş, evet, hem de kahramanlık. Ki son zamanlarda da çok sosyal medyada görüyoruz. Mesela askerlerimizin Doğu ve Güneydoğu'da gerek Suriye tarafında ki bu mücadelesinde ne kadar şefkatli, merhametli olduğu, sivil halkı nasıl gözettiğini görüyoruz. İşte dün birisi paylaşmıştı, askerlerin kedilere süt verirken orada bu şekilde bir hayvanları var, ne kadar merhametli var. Çocuklar da oyun oynamaları, hepsi orada güzel. Öyle olmasa müjdeye mazhar olur muydu? Evet. Yani peygamber Efendimizin müjdesine mahşer olmak ne demek? Yani muhteşem bir şey. Tabii o müjdeyi İstanbul'a verirken aynı zamanda bize de veriyor. Biz de onların varisler olarak. Evet. Dolayısıyla biz oyundan ona layık, o müjdeye layık olmak şart. Yani o konuda elimizden geleni yapmamız gerekiyor ve yapıyoruz şükür. Peygamberimiz askerin nöbet tutmasını da mesela çok övüyor. Yani normal bir nöbet tutmasını... İki şeyi söylüyor. Yani bir askerin nöbet tutmasın, bir de Allah korkusundan ağlayan göz diyor. Dolayısıyla bir askerin şehitlik mertebesi haricindeki askerde tutmuş olduğu bir saat, iki saat nöbet bile Allah katında çok kıymetlidir yani. Aman hiç şüphe yok. Vatansız zaten İslam olmaz. Evet. Ondan zaten vatan sevgisi imandandır. Dolayısıyla ben Mehmetçiklere yazdığım bir şiiri de paylaşmak isterim. Buyurun, dinleyelim inşallah.
Konu Mehmet yolunca biraz kahramanlık damarlarımız şey oluyor. Daha bir gür okumak istiyorum. Gerçi Ramazan olduğu için biraz şey var ama artık affola diyelim. Sürçülisan olursa seyircilerimizden. Yedi düvel yankılanır sesinde. Kıtaların onurudur Mehmetçik. Kutlu yolun şuuru var hissinde. Birliğimin sürurudur Mehmetçik. Arşa çıkar ayak sesi geçerken. Ona sorar güller gonca atarken. Tufan durur, ateş söner o varken. Vatanımın göz nurudur Mehmetçik. O kahraman efsanedir dillerde. Altaylardan Galicia'ya her yerde. Üç kıtaya dağılacak ileride. Kıtaların huzurudur Mehmetçik. Vatanımda hiç batmayan bu güneş, kime baba, kime kardeş, kime eş. Alev alev, vatan tüter pür ateş. Ordumuzun gururudur Mehmetçik. Nerede zulüm, pür gayretle varılır. Tez zamanda hesapları görülür. Cephe şehadetle dirilir. Şehadetin şehiridir Mehmetçik. Mehmet demek altın çağa niyazdır. İdrak etmek yaşamaktır, vaazdır. Kosova'dır, Kafkasya'dır, Hicaz'dır. İnsanlığın şiarıdır Mehmetçik. Ölümsüzlük azığından beslenir. Yiğitliğin zirvesinden seslenir. Ölüm nedir ötesinden süslenir. Milletimin şuurudur Mehmetçik. Namus benim vatanımdır buyurdu. Ak kanıyla sulamıştır buyurdu. Düşmanını sofrasında doyurdu. Çanakkale şiiridir Mehmetçik. Hey Malazgirt, Sarıkamış, Nibolu. En deruni manalarla dop dolu. Billur, gözyaşları buğulu. Samimiyet duvarıdır Mehmetçik. O vatanın gavuklusu, hastası, asırlardır bağımsızlık bestesi. Ya istiklal, ya ölümdür güftesi. İstikbalın şairidir Mehmetçik. O ölür mü? Haşa! O şüheda, o vatan. Ölmez demiş, müjdelemiş yaratan. Mecingirt'tir Mehmetciğim. Can. Peygamberler diyarıdır Mehmetçik. Peygamberler diyarıdır Mehmetçik. Evet. Mehmetçik. Allah-u Teala vatanımıza, milletimize inşallah güzellikler nasip eylesin. Peygamber sevgisi, vatan sevgisi, yani bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Bizim için can damarımız olan şeyler. Haysiyet meselesi. Evet. İnsanların olmazsa olması vasıfları. Bunları yani bir peygamber sevgisi olmayanın zaten vatan sevgisi olmaz. Evet. Vatan sevgisi yoksa zaten peygamber sevgisi yok demektir. Kesinlikle evet. Bu böyle yani. Evet. Bunda asla şüphe yok. Bir de şuna baktığımız zaman mesela geçmişten bugüne vatanı en iyi savunanlar İmanı olanlar olmuştur yani. İmanı kuvvetli olanlar olmuştur. Evet. İşte Seyyid Onbaşı'yı düşün. Yani. Köyden gitmiş. Halis muhlis. Bir tahsili yok. Yani parayla ama olan bir şey değil bu. Zenginlikle olan bir şey değil aslında, yani. Yüreği işi. Yüreği yani. İşi. Samimiyet işi. Zaten İslamiyet samimiyet. İslamiyet evet. Ciddi iş aslında. Evet. Tabii bunu Müslümanların çoğusu farkında değil. Şimdi biz de Yusuf Bey kardeş. Abi dediğin için ben de kardeş diyeyim sana. Evet tabii ki. Şimdi bizde şu hastalık var. Genel değil ama var yani. Buna üzülüyorum. İman biliyorsunuz İslam yani bir mümin üç ayaktan oluşur. İman, ibadet, muamelet. Evet. İman eyvallah, ibadet de eyvallah ama muamelette sıkıntılıyız. Evet. Yani işte Ramazan'dayız. Eğer bir sokakta bir çocuk aç yatıyorsa inan ki yani bizim tuttuğumuz oruçta sıkıntı var demektir. Dolayısıyla bundan dolayı da muameletimiz çok çok önemli. Yani buna ağırlık vermemiz lazım. İşte bunu da eskiden Anadolu erenleri veriyormuş. Kim veriyormuş? Mevlana Hazretleri veriyormuş. Yunus Emre veriyormuş. Buhara'dan işte Nakşibendi Hazretleri veriyormuş. Evet.
Ve tabii bizim toplumda son zamanlarda bir bu işte bu olaylardan vesile ederek adeta tasavvufa karşı da bir saygısızlık var yani. Düşmanlık demeyeyim de saygısızlık diyeyim. Şöyle ki şimdi siz de iyi bilirsiniz ki İslam'ın güzel yaşanması için şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. Şimdi bunu tabi Mevlana Hazretleri o kadar güzel izah etmiş ki yani onu söylemek isterim. Çok hoşuma gidiyor benim. Diyor ki şeriat namaz kılmak, oruç tutmak. Devamını getiriyor. Onu tamamını anlatmayayım da bayağı uzun çünkü. Şunu anlatayım. Ona soruyorlar Mevlana Hazretlerine. Öğrencisi soruyor. Diyor ki işte şu dört kapıyı bana bir izah etsene. Demin bahsettiğim dört kapıyı. Evet. Tabii talebeleri var. İleride bir yerde ders görüyorlar. Git diyor onların dördüne birer tane tokat. Evet. At. Şöyle bir Osmanlı tokatı at geliyor. Birine talebe birine tokat atınca kalkıp o da onu atıyor. Evet. İkincisine atıyor. Bu sefer yine bir Osmanlı tokatı diyeyim. İkincisi dönüyor, bakıyor. Vuracak gibi yani tokada cevap verecek gibi yapıyor ama vurmuyor tabii. Tekrar oturuyor. Üçüncüsüne gidiyor. Üçüncüsü dönüp bakıyor. Önüne dönüyor. Dördüncüsüne de iyi bir tokat atıyor. Dördüncüsü dönmüyor bile. Geldikten sonra hikmetini soruyor tabii Mevlana Hazretleri'ne. Diyor ki birincisi şeriat uyguladı. Kısasa kısas. Evet. Sen ona vurdun o da sana vurdu. Evet. İkincisi döndü baktı ama hocasına sözü vardı. Mürşidine, öğretisine. Ne demişti öğretisi ona? Sövene dilsiz, dövene elsiz olacaksın. Dolayısıyla dönüp baktı ama sözü yerine gelmesi için vurmadı. Üçüncüsü ne yaptı? Üçüncüsü de döndü baktı dedi acaba bu iblis kim ya? Evet bana bunu yaptıran Allah-u Teala ama kim vurdurdu diye. Dördüncüsü de dönüp bakmadı bile. Çünkü o hakikati görmüş. Yaptıran her şey Allah. Dolayısıyla İslamiyet iyi yaşamak için bu kapıları bilmek lazım. Yani biz şimdi kuru, evet dediğim gibi elbette tasavvufta İslam yaşanır yaşanmaz değil. Ancak kemale ermez. Yani feraset. İşin hakikatini hakikate, bilmek. Evet. Dolayısıyla evet. Hakikate ermek için. İşte biz de Yunus Emre'ler, Mevlana Hazretleri işin hakikatine eren Anadolu evren. Onların da varisleri var tabii. Devam ediyor. Allah onların sayısını artırsın, ömrünü uzatsın diye. Bursa'mızda 70 bin tane olduğu söyleniyor. Evet, Bursa'mızda da var. Kayıtlarda 70 bin veli olduğu söyleniyor. Yani bu derece evet. Yani. Elhamdülillah. Bir ilahi arası verelim. Tabii. Ondan sonra şiire geçelim. Eyvallah. Evet, Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Akgül kardeşimizden. Güzel bir ilahi dinleyelim. Buyurun. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmek benim. İlahi dinü imandan ayırma. İlahi dinü imandan ayırma. Allah razı olsun. Allah sesine devam vermesin. Çok güzel. Evet, hangi şiiri dinleyeceğiz? Hocam şimdi tabii İstanbul'un da biliyorsun
Fethi'nin yıl dönümü. Evet. İstanbul şiirini paylaşmak isterim. Tabii ki. Mekanı cennet olsun. Demin de dediğim gibi kainatın efendisinin müjdesine mazhar olmuş bir şehir. Evet. İstanbul. İstanbul. Sarsıldıkça bu sultanım sende bulur teselliyi. Sen yükselen berceste silüetin ne güzel. Gül yüzlümün muştusu muhteşem bir tecelli. Hu sesleri el ele. Eyüp Sultan ne güzel. Ne güzel. Aşık bütün şairler mesrur olur hayranı. Topkapı'dan başlanır Mehtaran'ın bayramı. Sahabeler harmanı, evliyalar sultanı. Hülyaları sihirli, kutlu mekan ne güzel. Ne güzel. Beyazıt'ta ezanlar milli ruh ile başlar. Nağme-i efkar ile hu hu ötüşür kuşlar. Yakarışlar tutuşur, nura gark olur yaşlar. Vatanımda İstanbul, kalpte iman ne güzel. Ayasofya, hüzünlü ses veriyor her yerden. Ve yetim minareler uzak kaldı tekbirden. İsyankar sokakları hatırlıyorum birden. Sezdeler kanatlansa kutlu divan ne güzel. Beyoğlu'nu düşündüm, sessiz sessiz derinden. İzahatım tükendi, ses gelir işlerinden. Kahkahalar boğuşur gecenin kör yerinden. Kurtuluşa çağıran sırlı beyan ne güzel. İşsiz neslin mazisi tüllenir baştan başa. Tüm insanlık seyreyler, mihenk bulur temaşa. Her sokakta bir şehit, abdestsiz gezmem haşa. Dirilişler mekanı, suskun civan ne güzel. İstanbul sevdalıdır, aşkın istikbalidir. Bir devrin yolculuğu, her taşı ahalidir. Ötelerin iklimi, sonsuzun son halidir. Meznun, meczup, aşıklar, gönül koyan ne güzel. Boğaziçi, Topkapı, mavi iklim şahane. Sağ kapadı, sağ açtı ihtişam kim? Vahane, hak dağıttık Fatih'le iklim cihana. Ulubatlı yiğidim, Şehit Hasan ne güzel. Akmazı'yı düşündüm, İstanbul'la çağladım. Fatih'te büyülendim, Beyazıt dağladım. Bu sevgiyi, bu hüznü imanıma bağladım. Ne muhteşem bir şehir, şu İstanbul ne güzel. Allah razı olsun. Şimdi şairlere de baktığımız zaman hep İstanbul onların şiirlerinde var. Herhalde bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesinden. Müjdesinin bereketi. Tabii ki. Sahabe efendilerimiz de hep oraya gelmek istemiştir. Malum orada bir sürü sahabe efendilerimiz var. O müjdeye nail olmak için. Allah dostlarına bakıyoruz hep şiirlerinde var. İstanbul şiirlerinde var. Belki biz tam olarak yani İslam açısından önemini idrak edemiyoruz. Bilmiyorum yani İstanbul'un. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. İdrak etseydik o boğazın sırtlarına o binalar o kesilmesi gereken belden aşağı yani binaları dikmezdik yani. Ama yine de her şeye rağmen İstanbul özünden bir şey kaybetmiyor. Tabii ki. Çünkü öyle bir çöklü şey var ki her ne yapılırsa yapılsın o muhteşem güzelliğini kaybetmiyor. Ama yine de onu bir teberrüc olarak müjdelenmiş bir şehir olarak gözümüz gibi korumamız lazım. Bir de şu var mesela gerek İstanbul gerekse Bursa misal veya Edirne yani baktığımız zaman bu şehirlerde Osmanlı'dan kalan eserler ziyaret yerleri yani. Ecdat gerçekten bu şehirlere çok kıymet vermiş. Belli şehirlere baktığımız özellikle şimdi İstanbul'a baktığımız zaman Osmanlı'da yapılanlara çıkardığın zaman bir şeyle kalmıyor yani bir toprak parçası haricinde çok da yani. Ecdadımız çünkü eğitimli büyüdü. Evet. Hem işte biliyorsunuz Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in işte hem dini hem de milli olarak donanımlı hem de mesela padişahların çoğusu birkaç dil biliyormuş. Evet. Bugün hangimiz evet. dil biliyoruz? O günün şartlarında
ki bugün her şey kolay. Dolayısıyla kişiliklerini binalara yansıtmışlar. Yani şimdi bir ikramlı bir binayı gördüğüm zaman ben Fatih dedemi hatırlıyorum. Evet. Çünkü gerçekten bir insanın kişiliği neyse verdiği eser de o olur. Yani şimdi mesela Mimar Sinan'ı kendisine görmeye gerek yok. Eserlerine baktım mı kendini nasıl bir zihni nasıl bir kahraman olduğunu hissediyorsun. Yani. Gönlüne hitap eden yani binalar. Bir taşı bile aslında öyle bir hale getirmişler ki bir binanın taşını koyacaklar mesela. O taşı öyle bir süsleme yapmışlar ki gerçekten hayran bakıyorsunuz. Yani tam gönlüne dokunuyor. Yani şimdi herhangi bir eski yapılara baktığınız zaman sadece kapısı bile hiçbir şaheser. Kapısı. Evet. Yani şimdi bizim kapıları düşün bir de o kapıları. Mesela, binalarımız mesela. Yani kale kapıları. Şurada var mesela bir kuş evi yapıyorlar misal. Bir binanın dışında kuş evi yapmış ecdat baktığımız zaman. Bu kuş evi bizim normal evlerimizin daha güzel yani. Kesinlikle. Öyle bir şey. İnsanın kuş olacağı geliyor. Yani mesela Emir Sultan Camii de var. Tabii. Çok güzel yani. Evet, gerçekten öyle. Şimdi tabii onlardan gurur duyuyoruz ama gurur duymak tek başına yetmiyor. Kuru kalıyor. Onların gönüllerini de hoş etmek lazım. Onlar ne nasıl hoş olur? İşte onların eserleri nasıl hem maddi hem manevi. Yani sadece binalara değil. Binaların için doldurmak lazım. İşte İstanbul'da mesela ben bazen denk geliyorum. Sabah namazına bir camiye gitmiştim. Zannediyorum Eyüp Sultan'da oluyor da. Yani bir tarihi bir camiye gitmiştim. Şu anda hangisini bilmiyorum. Bir satır. Yani bir saf. Gerisi boş. Dolayısıyla onları doldurmamak bizim için aslında zuldür. Yani dolması lazım o camilerin. Sabah namazda dolma. Her vakitte dolması lazım. Bu da işte onların eserine saygıdır aslında. Şu da var mesela şimdi bazı şairlerin, yazarların şiirinde, yazısında geçen eserler de ortada yok mesela. Evet. Bu da ayrı bir yaramız. Kesinlikle. Ya da bugün mesela Bursa'mızda daha gün yüzüne çıkmamış olan bir sürü tarihi eserlerimiz var. Yani sahip çıkmak derken bunlar da var. Elhamdülillah son yıllarda devletimizin bu konuda güzel çalışmaları var. Çok restore ettiler. Çok eserleri çıkardılar. Mesela yıllardır Bursa'da yaşıyoruz ama Bakü'yle bir tarihi eseri yapıyorlar. Eskiden bunun yerinde şu vardı diyorlar. Yani hiç bilmediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Daha belki yarısı ortaya çıkmadı yani. Bursa deyince Bursa şiirin aklıma geldi. Buyurun, yani Bursa'da yaşayıp da Bursa'ya şiir yazmamak ayıp olurdu. Onu... Ve herkesin gönlünde de bir şiir vardır Bursa'yla ilgili. Yani Bursalılar da tabii Bu şair niye yazmamış demesinler. Evet. Tabii şimdi Bursa'mız şimdi... ayrı güzel. Her açıdan güzel. Toplu bir şehir, sakin bir şehir. Evet. Alimlerin, velilerin, şairlerin, yazarların yaşadığı bir şehir. Evet. Gelince hazırımı hepsini aldım. Gelince kurma şiirler şey oldum. Ulu Cami'ye de tabii şiir yazmıştı. Vakit kalırsa onu da okumak isterim. Önce Bursa'yı okuyalım. Bursa. Tabii Ulu Cami'yle ilgili dinleyelim. Çünkü ben şunu söylüyorum mesela. Ulu Cami'ye baktığımız zaman Osmanlı'yı anlamak mümkün yani. Başka bir yere hiç araştırmadan sadece Ulu Cami incelese bir kişi. Kesinlikle. Her şey içerisinde var. Evet. Bursalı. Ben Bursa'ya 1994 tarihinde geldim. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeydim. Oradan buraya tayinli. Gerçekten sanki evime gelmiş gibi oldum. Çünkü manevi ne ararsan var. Evet. Şu anda yani adeta canlı zaten. O mübarekler zaten mübarekler. Dolayısıyla ben de bir şiir yazdım. Ne kadar layık olur bilmem ama Bursa'yı anlatmaya çalıştım. Buyurun dinleyelim. Bursa. Her taşı ihtişam, hayrandır alem. Keşif, seyir, huzur, hal, makam, kelam. Eren evliyaya hürmetle selam. Kalbi destanlaşan ne misaller var. Bursa bir sevdadır. Bursa şehriyar. Bir Leyla, Nilüfer cilveli akar. Uludağ gerdandan Bursa'ya bakar. Zirveye kar yağar. Gelinlik takar. Alemi bulutlu minareler var. Bursa zor sevdadır. Bursa şehriyar. Osmanlar, Orhanlar bağrında yatar. Yatar göğe doğru aşk ile tüter. Bülbül güle değil, yeşile öter. Yeşile buğutlu konakları var. Bursa bir sevdadır. Bursa şehriyar. Ulucam şahlan, gözyaşını sil. Senli mefkureler hüzünsüz değil. Okunur ezanlar, kurtuluşa gel. Şehadet umutlu şühedalar var. Bursa
zor sevdadır Bursa şehriyar. Eski dokumalar Tuğra yazılı, Erguvan bezeli inci dizili, şehri Emir Sultan Buhara eli, ötelere mutlu bahtiyarlar var. Bursa bir sevdadır, Bursa şehriyar. Gözlerim boşalır esince rüzgar, mefküre insanı ey gazi hünkar. Hem şehrin sultanı Hüdevendigâr, işte farkındayız. Sükuna biattı leylaları var. Bursa zor sevdadır, Bursa şehriyar. Düşündüm Yavuz'u Humus Halebi, Yıldırım Beyazıt Mehmet Çelebi, Tebrizli Mevlana Molla Arabi, uhrevi kanatlı Çelebiler var. Bursa bir sevdadır, Bursa şehriyar. Ses verir mekanlar, ses. Bir devin sesi, tarihi, kültürü, çilehanesi, belki yazdıklarım bir kum tanesi, saltanatlı kale kapıları var. Bursa zor sevdadır, Bursa şehriyar. Ulubat, Üftade, Çınar, Kozahan, Ceyvehan, Hamza Bey, Oylat, Emirhan, vur tokmağı davula, haydi Mehtaran, surları heybetli tepeleri var. Bursa bir sevdadır, Bursa şehriyar. Payitaht iklimi Bursa'ya geldim, tarihe büründüm, maziye daldım. Somuncu babadan nasihat aldım, baktım üç boyutlu ne manalar var. Bursa zor sevdadır, Bursa şehriyar. Kutsi bir yadigar, renk renk ne varsa, Edirne, Hakkari, Sinop'tan Kars'a, eskimez manası, yer göğü sarsa, tekbir. Beyaz atlı öncüleri var, Bursa bir sevdadır, Bursa şehriyar. Bursa ebediyet, Midingirt adım, derin hecelerde huzur aradım, ben kutlu beldeyi anlatamadım, bağrında hikmetli şu aralar var. Bursa zor sevdadır, Bursa şehriyar. Evet, ama razı olsun, çok güzelmiş gerçekten. İnşallah bize de seslendirmek nasip olur. İnşallah. Zaten ben aslında şiirlerimi size bırakacaktım ama tabii programa davet olduğumuz için mecburen mahkeme zoruyla da okumak zorundayız. Siz maşallah güzel. Tabii sizin ben bir sohbetinizde çok güzel, Yusuf kardeş aynı zamanda çok güzel de sohbet olur. Yani bizde tabii bizim kültürümüzde vaizden ziyade sohbet kültürü daha makbul, daha tesirli, daha samimi. Zaten İslamiyet samimiyet olduğu için ben sohbeti vaize değişmiyorum. Tam vaiz de gerekli. Yani vaizler kızmasın ama sohbet ayrı bir şey. Sizin bir sohbetinizde bir kelime bana takıldı. Tevafuk da oldu herhalde. Dediniz ki öyle yaşayın ki, galiba Kadir Gecesi'ydi, kainatın efendisinin keyfi gelsin. Ben de orada o keyfi gelsin kelimesini aldım. Cep telefona yazdım. Git buna bir şiir yazayım dedim. Keyfi gelsin diye kainat efendisine bir şiir yazdım. Vesilesi de siz, sonra tevafuk oldu. Ben şiiri yazdım, yayınladım. Ertesi günü sizden mesaj geldi. Şöyle yazmıştınız, belki unutmuşsunuzdur. Ya Ömer hocam, acaba buralarda mı bu keyfi gelsine bir şiir yazsın demişsiniz. Kendi kendinize düşünmüşsünüz. Beni görmemişsiniz. Ben oradaydım. Kalabalıktı tabii. Dolayısıyla tevafuk bu olsa gerek. Siz keşke benim olup şiir yazmamı istemişsiniz. Ben de yazdım. Onu okuyayım. Aslında onu siz okusanız daha güzel olur. İlahi dinleyelim. Ondan sonra onu alalım o zaman. Kardeşimize bir ilahi alalım. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neyledi, gel gör beni, beni aşk neyledi, derde girip çare kahserim yerler gibi yar.
siyah tozarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi? Gel gör beni, beni aşk neyledi? Gel gör beni, aşk neyledi? Gel gör beni, beni aşk neyledi? Gel gör beni, aşk neyledi? Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden avareyim. Baştan gel gör beni, beni aşk neyledi? Gel gör beni, aşk neyledi? Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde girip ta teşekkür ederiz. Yunus Emre Hazretleri'ne de Allah-u Teala rahmet eylesin. Bize de şefaatine nail eylesin. Evet hocam. Keyfi Gelsin şiiri. Keyfi Gelsin'i okumadan önce, şimdi tabii Keyfi Gelsin'i siz niye söylediniz? Öyle yapın ki, öyle bir ümmet olun ki, Kainat Efendisi Keyfi Gelsin dediniz. Malum Ramazan'dayız. Ramazan Kur'an ayı, aynı zamanda zekat ayı. Zekatı vermek lazım. Evet. Zekat ciddi bir iş. Ve borcumuz yani. Babamızın hayrına da vermiyoruz yani. Bunu da diyeyim. Kendi malımızdan yani vermiyoruz sadece, aslında. Evet tabii. Aslında hiçbir şey kendimizin değil yani, de. Yani hiçbir şey. Malik kimlik Allah-u Teala. Ben okulda mesela kendi bilmiyorum. Bir taklidi yaptığım bir şey var. Bu tevazu. Tevazu aslında bizim tevazu yapmaya da hakkımız yok. Yani. Tevazu biz ne yazık ki bir tevazu yapıyoruz. Yani onu düşünün bazen tevazu yap. Ya, tevazu da yap. Biz tevazu yapmaya dediğim gibi tevazu yapmaya hakkımız yok. Yani o bile. Tevazudan da aşağı bir şey yapmamız lazım yani. Bilemiyorum o artık kelime neyse. Şimdi zekat dedim. Biliyorsunuz Efendimiz zekat verenleri severdi. Ve bu konuda da bir kısa bir şey var. Kısa var. Anlatmak isterim. Buyurun. Çok önemli çünkü. Yani zekat vermeyi düşünüp de vermeyen zenginler için özellikle bunu paylaşmak istiyorum. Salebe vardı biliyorsunuz. Salebe. Bu Salebe çok güzel bir insandı aslında. O kadar güzeldi ki camıda namaz kıldığı zaman, o kadar namaz hep camıda kıldığı için camı kuşu diye lakap takılmış. Öyle birisi yani. Bu Kainat Efendisi'ne diyor ki, ya Resulallah öyle bir dua et ki bana, ben zengin olayım. Tabi Efendimiz diyor ki, şükredeceğin kadar mal iste diyor. Şükrünü verebileceğin kadar mal iste diyor. O tabi bir defa kafaya takmış yani zengin olmayı hırs yapmış. Çok ısrar edince Efendimiz şefkat abidesi mübarek dua ediyor tabi. Edince duası kabul oluyor. Bu arada şunu da söylemek isterim. Şimdi Efendimizin dua edip duasının kabul edeceğini bilecek kadar da imanı var yani. Yani o kadar inanıyor. Dua ederse kabul olacak. Yani Efendimiz o kadar inanıyor. Sonra tabi koyunları çoğalmaya başlıyor. Önce sabah namazını terk ediyor. Sonra yatsıyı terk ediyor. Akşam ederken sadece önlü kendiye gelmeye başlıyor. Bir süre bunları da bırakıyor. Uzatmayayım lafı. Daha sonra cumayı da bırakıyor. Tamamen namazı bırakıyor. Bırakıyor. Bu koyun sürülerine kaybolup gidiyor dağlarda. Efendimiz arada soruyor tabii. Namaza gelmediği için üzülüyor. Yazık oldu diyor. Salaya yazık oldu.
Daha sonra da ayet iniyor. Ayet inmeden önce zekat farz oluyor. Evet. Zekat farz oluyor. Farz olan da tabi Efendimiz zekat almak için gönderiyor o günkü görevlileri. Öyle bir hissiyat davranıyor ki, belki onu demek doğru olur mu bilmiyorum. Yani haraç mı istiyorsunuz, mecbur muyum vermek zorunda değilim gibi bir tavır takıyor. Belki yani bu benim kendim karşı, aldım, kendi kazandım. Ben kazandım, ben kazanmışım, şey niye yani vereyim gibisinden. Tabi geliyor, Efendimiz daha çok üzülüyor yani. Yazık etti kendine diyor. Ayet iniyor. Ayet de şu, okumak isterim tam olarak buradan. Münafıklardan bazılarına mal verip zengin ettiği takdirde Allah'a daha çok itaat edip fakir fukayı daha fazla yardım yapacaklarını söylerler. Fakat Allah onlara isteklerini serveti ihsan edince cimrili gidip verdikleri sözleri unuturlar. Bunu okuyup okurken tabi şeyin Salebe'nin bir yakını veya akrabası mı oradaymış. Duyunca hemen koşuyor Salebe'ye. Diyor ki sen münafık oldun diyor. Vermedin diyor böyle böyle. Koşarak geliyor tabi Efendimiz'e, zekatını da alıp gelip işte yetimin hakkını getirdim diyor. Ayet indiği için Efendimiz reddediyor. Reddedince üzülüyor tabi. Sonuçta Müslüman yani. Efendimiz göç ettikten sonra bir ümit diye bu sefer Hazreti Ebu Bekir'e gidiyor. Efendimiz'in kabul etmediğini Sıddık lakabını alan Efendimiz'in yani o kadar sadık bir insan kabul eder mi? Asla. Daha sonra Hazreti Ömer'e gidiyor. Sonra Osman'a gidiyor. Osman'a gittiğinde rahmetli oluyor. Biliyorsunuz. Rahmetli olunca dünyada Müslümanlarda zengin olup zekatı kabul edilmeyen tek insan ünvanı alıyor. Ünvan denir buna tabi. Yani dehşet bir şey. Dolayısıyla Allah korusun bizler de zekatımızı vermezsek Ebu Salebe olabiliriz. Bunun şakası yok hanım. Yani istiyoruz, dua ediyoruz. Allah-u Teala bol bol veriyor. Evet. Her şeyi istiyoruz. Ki mesela günümüzde gerçekten büyük bir bolluk var. Ama zekatlarımızı vermeyenler için diyorum. Bu Ramazan zekat ayı. Hem zekat aynı zamanda köprü buyurmuş Efendimiz. Yani barış köprüsü. Yani düşün zekatını alan bir fakir o zenginin artık malına titizce davranmaz mı? Davranır. Dolayısıyla ondan dolayı zekatları ver deyip sizin zekatlarını verdiği zaman da keyfi geleceğine inandığım Kainat Efendisi keyfi gelsin şiirini yani paylaşmamız. İslam bütün hükümler arasında şu ayda veya diğer ayda zekatı vermemiz, orucu tutmamız, namazı kılmamız, evet, sünnetlere uymamız alemlerin sultanın keyfini getirmemizdir. Yani o kesinlikle ümmetiyle, daha doğrusu yani gurur duyar, ümmetiyle hoşnut olur. Tabii. Ümmeti Kur'an sünnete uygun yaşadığı için o memnun olur. Sevinir. Şimdi düşünün ki Efendimiz Aleyhisselam hayatta olmuş olsa, biz de onun karşısında olsak, bizim İslam'ı uygulamamızdan dolayı bir tebessüm etmiş olsa. Tabii. Yani bize. Bir tebessüm etmeyi ne bilir? Yani ne büyük bir şereftir onu tebessüm ettirmek. Yani, tamam o zahiren aramızda değil ama manen aramızda yine onu tebessüm ettirebiliriz. Yani. İnşallah. Evet. İnşallah mutlaka öyle. Buyurun. Kesinlikle. Keyfi gelsin. Sevda ırmağında kıvır. Kardeşli türküsü söyle. Gidemesen de el salla o hüzün diyarına. El salla, mektup yaz koşana. Koş ki keyfi gelsin. Sonsuzluk kurbetine inceler set düşür. Vuslatın farkına var. Bir ah çek şöyle derinden. Ah de. Ya da çevir arada ona bütün olanaklarını. Sakın erteleme. El salla. Isıt ruhunu, ağlat, üşüt. Sığın ağa koş, emrindeyim. İzindeyim efendim de, izindeyim. Onun olmadığı gölgeleri gölge sayma. Her sabah onun ismiyle karış. Baş döndüren musikili ahenge. Bekle efendim, geliyorum de. Onu düşünmek ne güzel. Ne güzel güllerin, ne güzel öyle. Gülüşlerini ona sakla. En güzel şeylerini ona sakla, ona sun. Ona arz et. Ona arz et ki keyfi gelsin. Sonra otur, onu hatırla, az ye, az konuş, şükre koş, yetimler çarşısını dolaş. Yetimler çarşısını.
Unut senden kalan ne varsa. Unut onu hatırla. Onu kokla, öğrenci oğluna. Defterini göster. Öğrenciliğini fark ettir. Hep erken. Kalk, kalk çok erken. Onsuzluğun ıstırabını yudumla. Bekle onu, hep bekle. Gelir bir sabah kim bilir. Sonra tekrardan bir ah çek şöyle. Ah efendim de. Ah mahzun, mazlum, gözlerde yaş. Yaş da arada. İki damla. Belki iki damla yaş vesile olur da düşürür seni de sevda ırmağına. Hiç düşündün mü onu? Ona ilticayı. Düşün. Düşün ki keyfi gelsin. Şiirleri öp. Ona yazan bütün şiirleri. Boynunu bükerek. Nefsi tokatla. Küfrü bozguna uğrat. Cürmüne heykellerini yık. Temizlen. Yıkan tıpkı bir bebek gibi. Çığlık at. Dupduru, samimi, pürüpak. Çığlık ki. Keyfi gelsin. Varlık gözlüğünü çıkarmayı dene. Hiçliğe koş, hiçliğe. Tutsak ol. Kandil akşamlarına koş. Yıka gözlerini. Benlik ilkeni indir. Sonuna kadar indir. Islak bir seccede de bırak ardın sıra. İklimin çatlak kıvrımlarına. Yağmur ol, yağmur. Yanan yüreklere. Göz kapaklarını kapama seherlerde. Yeşersin, buharlaşsın ezan sesiyle. Göğsün sol yanında. Hu, hu saliseleri vursun. Aşkın zembereğine vursun ki keyfi gelsin. Sevdalan, aşkı onda tat. Sev, ağla, onsuz vakitlere. O olmasaydı aşk olur muydu he? Olur muydu? Bulut cürler miydi? Su şakır mıydı? Söyle şakır mıydı? Aşk onun adı. Onun adı aşık. Ona aşık ol. Aşkı onda tat. Ona aşık ol ki aşkın aşk olsun. Aşkın aşk olsun ki aşkın keyfi gelsin. Teslimiyet kucakla. Seslenişi gözle. İdrak ince. Uykusuz kal. Gözlerinde kan. Yüreğinde yan. Emanete sahip çık. Sahip çık. Sözünde dur. Ahdini bozma. Pervane ol. Mezun ol. Kul ol. Kul. Ümmet ol ona. Ümmet ol. Ümmet ol. Ümmet ol ki keyfi gelsin. Kainatın efendisinin. Keyfi gelsin. Allah razı olsun. Yüce Mevla inşallah her davranışımızı sünnete uygun eylesin de keyfi gelsin inşallah. Amin inşallah. Tabii keyfi gelsin deyince aklımda direkt sünnet-i seniyeye geliyor. Evet. Sünnet-i seniyeye göre hareket etmek. Belki de şu Ramazan-ı Şerif bu konuda bizim için çok büyük bir fırsat. Çünkü bir his, hani ister istemez bir his var bir yani. Kesinlikle. İyiliğe yönelme hissi var içimizde şu anda. Çünkü şeytanlar zincire bağlanmıştır bu ayda. Var. Evet. Rahmet daha fazla iniyor. Evet. Ayrıca şu da var. Mesela denilir ki diyelim bir yerde sohbet yapılıyorsa, o sohbet yapılan yerde karşı gelenler varsa, karşıt görüşte olanlar varsa, içinde hep eleştiren varsa o rahmete engeller. Evet. Şimdi şu ana baktığımız zaman bütün insanların gönlü Ramazan'da bir nevi. Yani. Evet. Herkes Ramazan'ın bilincinde şu an. Oruçtan tutmayan herkes bir Ramazan bilincinde. Bir de çoğunluğu da oruç tutuyor. Evet. Dolayısıyla şu anda bir şehirdeki rahmet diğer zamankinde daha fazla. Çünkü daha fazla ibadet yapan var. Daha fazla bunun bilincine ermiş olan var. Evet. Kalplerimizin şu anda İslam'a doğru daha fazla takvaya, hepimiz İslam'dayız ama bir takva boyutu var işin. Tabii. Takvaya yönelmeye daha müsait şu anda kalbimiz yani. Kesinlikle öyle. Şimdi biz Yusuf kardeş, ben arada şiir programına davet ediyorlar. Yarın da Çam Belediyesi'ne davet ediyorlar. Şuraya gideceğim. Hı hı. Bizim bir programa gittiğimizde, ismini vermeyeyim tabii, bir ünlü bir şair gelmişti. İstanbul'da bir şeyde. Orada da o şairin ismiyle bir sokak çocuğu denk geldi. Ben ismini sordum. Oturmuş mendil satıyor. Ramazan. Akşam iftardan sonra. Yani herkes iftar yapıyor zaten belki. Onun ismiyle benim bahsettiğim şairin ismi aynı. Duygulandım. O orada büyük bir konfor içinde. O çocuğu da görünce o zaman da biliyorsunuz bahsettiğim epey yıllar oluyor. Türkiye'nin adeta hortumlandığı bir dönemdi yani. Orada bir şiir yazdım. Sokak çocuğu diye. Evet. Orada oturdum. O şiiri okumak isterim şimdi. Tabii ki. Buyurun. Vakit varsa. Süremiz de azalıyor şu anda. Bunu da okuyayım o bir zaman. Bir şiir, bir ilahi vaktimiz var şu anda. Öyle mi? Buyurun. Sokak çocuğun gerçekten çok şu anda bir yaramız yani. Şu anda evet ülkemiz epey bir yerlere geldi ama yine sokak çocukları bizim yaramız. Evet.
Gel beraber günlüğünü yazalım. Sustu biziz. Sen değilsin çömürcüz. Hortumlandık. Affet bizi güzelim. Sustu biziz. Sen değilsin çömürcüz. Sevimsizdir tırpanlanmış duygular. Dokunaklı bakışların vurgular. Sokaklarda kül çiçeği yavrular. Suslu biziz, sen değilsin çömürcüz. Sen gelirsin nere kaçsam gözüme. Gel bu akşam başını koy dizime. Çöprü altı tükürüyor yüzüme. Suslu biziz, sen değilsin çömürcüz. Avucunda cürümlerim pür neşe. İnsanlık mı? Ölüyoruz peşe. Belirsizlik çuvallanmış kreşe. Suslu biziz, sen değilsin çömürcüz. Can yavrucuk, köpek kadar korunsan, karnın açtır, bir yuvada barınsan, sırça köşke tinerciysen, sorunsan, suslu biziz, sen değilsin, çömürcüz. Ne bakarsın amca diye soruyor, konuştukça dudaklarım eriyor. Sen yat hele, çarpık düzen sürüyor, suslu biziz, sen değilsin, çömürcüz. Yokum fakir, ne yokum ben ne varım, ürpertili gecelerim efkarım. Uzaklaşır gözlerime bakarım, suslu biziz, sen değilsin çömürcüz. Zengin çoktur, zekatını vermeli, çözüm gerek devlet kafa yormalı. Şaşı gözler artık bunu görmeli, suslu biziz, sen değilsin çömürcüz. Farkındayım, ne kaybettik ne tuttuk, bilmem yavrum, şefkat nedir unuttuk. En kötüsü gözyaşları kuruttuk, suslu biziz, sen değilsin çömürcüz. Ellerin çok isli bakışın acı, deşildi çıbanım, sensin ilacı. Ömer'e kardeş ol, gitsin utancı. Suslu biziz, sen değilsin çömürcüz. Bıçkılandı ciğerlerim köstandır. Ve sebep kim? Kalemleri satandır. Tüş söze, mısraları utandır. Suslu biziz, sen değilsin çömürcüz. Demiştim o zaman duyguna. Evet. Buna bir eksiklik varsa evet, biz kendimizde bu eksiği bilmemiz lazım. Kesinlikle. Mesela şimdi medyada çok fazla şu yapılıyor. İşte zamanımızda kadınlar böyle, erkekler şöyle, işte evlilikler bu şekilde, çocuklar şu şekilde veya işte toplum arasında bunlar çok söyleniyor. Bunun yerine çözüm. Yani kendimizde ilk önce eksikliği kendimizde görsek belki çözüm bulacağız. Eğer evet, bugün gençler, çocuklar sokaklarda kötü bir haldeyse o zaman okuldan sonra bunların vakit geçireceği bir ortam olmamasıdır mesela. Böyle bir ortam olması lazım ki hem sosyal faaliyeti olsun hem de dini derslerini öğrensin hem de okul derslerini öğrensin. Her açıdan çift kanatlı gitsin yani. Kesinlikle. Çift kanatlı gitsin. Yani medreseyle mektebe vermek lazım. Yani. Şart. Veya işte aile konusu. Misal aileler tamam çatırdıyor bugün, sorun çok var. Boşanmalar artıyor deniliyor. Ama o zaman ailelerin beraber olması için ne yapıyoruz mesela? Ne kadar şey var? Diyelim ki bakıyorsun bir yerde bir ailede sorun varsa mahallede konuşularak daha çok sorun hale getirilebiliyor. Bu basında daha fazla oluyor. Yani. Şu kardeşim de televizyonlarda bu evlilik programları adeta dinamit. Adeta dinamit. Dolayısıyla inşallah o konuda bir çözüm getirilirse çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah yavaş yavaş çözümler geliyor. İnşallah. İnşallah devamı da gelir. Aile konusunda da aile danışmanlığı yerleri şu anda açılıyor. Ama tabii ki sadece devletle olacak iş değil bu işte. Tabii şahıslar da, vakıflar da. Az önce şiirde söylediğiniz çocuğun suçlu olmaması, kendimizde eksikliği bilmemiz. Bütün derneklerin, sivil toplum örgütlerinin, şahısların, herkesin bütün her şeyle kafa yorması gerekir ki ancak çözüm olabilsin. Hani Fatih Sultan Mehmet'in şimdi aklıma geldiği bir şey var. Ne demişti? Ben bu halkla İstanbul'u fethederim demişti. Halkı denetlemeye çıktığında. Yani öyle bir şey olması lazım ki devlet büyükleri desin ki evet ben bu halkla bunu yaparım desin. Biz de kendimize bakmamız lazım o noktada. Evet, bir ilahi daha dinleyelim. Çünkü şu anda vaktimiz iyice azaldı. Benim birlikle alakalı bir şeyde ilahiden sonra vakit kalırsa birlik kalırsa alakalı bir şey daha alalım. Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Aktürk kardeşimizden bir ilahi daha dinleyeceğiz. Can o dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Can o dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e,
Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Aklı olan aif olsun, ciğer yansın, püryan olsun. Aklı olan arif olsun, ciğer yansın, püryan olsun. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Allah-u Teala bize ondan ayet inşallah. Şefaatinden mahrum eylemesin amin, bizi. Amin inşallah. Ramazan Allah razı olsun. Olayız. Evet, son bir şiir daha zaman var mı, dinleyelim. Zaman yoksa. Şu an var. Son bir şiir daha dinleyelim. 5 dakika. Bunu hepsini kısa vaktimiz var. Hepsini okumayacağım. Zamanımız yok madem. Uzun bir şiir. Bir rikâ ezan okuna kadar vaktimiz var. O zaman. Birlik benzer Yağız Ata. Şahlandır ki vatan tüte. İfadeler realite, izahata hazırım ben. Mevsim bozuk, rüzgar asi, mısraların vicdan sesi. Yağmur, bulut, aşk, ihlası, hece hece dizerim ben. Türkü, Kürdü, solu sağı, kime kurmuş şeytan ağı? Ülkeme hain tuzağı, Kur'anları dizerim ben. Istırap yok, riba haram, zalim değil, zulme yaram. Yetim malı bir tek gram, yutanlara mezarım ben. Genç ihtiyar hilebazın, din taciri hamyubazın. Söylüyorum bunu yazın, hoca demem üzerim. Esen rüzgar mor hisleri, bağ bozduran bahisleri, baş döndüren yeisleri, müşkülleri çözerim ben. Tabi buradaki ben şiiri Anadolu, yani Türk milletinden bahsediyor, şahsım değil. Türkistanlı Iraklıyım, Çeçen'de sarıklıyım. Şeyh Şamil'e meraklıyım, marifetli gezerim ben. Gökte kartal, yerde hürüm. Ben beynimden düşünürüm, yıpranırım, aşınırım, hain kimdir sezerim ben. İbrahim'i soyum aslen, cah birinci kılıç aslan. Malazgirt ben Alparslan, cah cengaver vezirim ben. Kosova, Şam, Nigboluyum, paramparça dop doluyum. Ben Dudayev, Köroğluyum, zor günlere hazırım ben. Akmazi haykır hiddet, aşk devleti ebed müddet, ah şehadet, ah şehadet. Preveze hazarım ben. Hilal, yıldız, nazlı yarım, tevhid yüzlü karakterim. Ulu divan benim yerim, her devirde nazarım ben. Al bayrağım nurdan çelenç, gökyüzüne sal rengarenk. Korku salar mahşere denk, mazlumlara hazırım ben. Bursa, Mekke, Aceh, Hatay, mihrap, kemer, kubbeyim say, kalp ve dudak. Hay Allah hay. Samimiyet huzurum ben. Her yanışı kül zannetme. Tekamül bu fal zannetme. Konuşan hal, dil zannetme. Muhabbetle bezerim ben. Bin bir ahenk sesleniş var. Hikmet nerede neye yarar? Cedlerimi birer birer pes etmeden yazarım ben. Emanetim yüce dinim. Mevlana ben, Yunus benim. Ben Barbaros Haydettin'im, Akdeniz'de yüzerim ben. Evliyaya erenlere, vuslat eli verenlere, fethi mübin görenlere sükut hal, nazarım ben.
edep yahu hiçimdi. Bize vardım ben içimde ve edebi bir biçimde beyinlere kazarım ben. Hal, ifade, sükut, kalem, anlatıver kılıç kalem, milli ruhum ben vesselam, kem gözleri çizerim ben. Yapayalnız hüda ile ve ürpeten nida ile, firdevs yüzlü sada ile gece gündüz gezerim ben. Kalem, kılıç, hularda, ruhum milli duyularda, berrak, duru, pak sularda, şair, edip yazarım ben. Ben Türkiye, ben Anadolu'yu. Evet, bu da vatanla ilgili güzel bir şey aslında. Çok şeyi içine katmışsınız, Allah razı olsun. Edep Yahu'dan tutun da velilerin vatan sevgisine varana kadar, Şeyh Şamil'e kadar içerisinde var. Allah razı olsun. Şeyh Şamil deyince aklıma şu geliyor benim hemen, namaz geliyor. Evet. Yani Ruslara karşı çok büyük bir mücadele göstermiş bir tarikat şeyhi. Evet. Savaş olduğu zaman dergahından çıkıp savaşa giden bir şeyh. Ve kılıç yaralarından baygın kalıyor. Uyandığı zaman ilk söylediği şey annesine, anne namazın vaktini geçirdin mi yoksa? Yani düşünün ki savaş var, yani yaralanmışsınız, kendinizi kaybetmişsiniz ama kendinize geldiğinizde ilk sorduğunuz şey namaz oluyor. İşte onların vatan sevgisi ve imanı ve namazı böyle. Allah razı olsun. Zamanımız kalmadı. Zaman şiirimde var ama namaz şimdi artık bir dahaki sefer evet, inşallah. Evet, süremiz şu anda doldu. Allah razı olsun. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben tabii az önce de dedim, sürçülisan ettimse affola. Bizim Erzurum dili kelimeleri tam çıkarmıyor yani. Ama tabii ameller, niyetler bizim aslında ifadelerimiz. Evet. Siz yorulmasanız daha güzel olurdu bir şiirler. Estağfurullah. Şahidin dinlemek daha güzel. Ama biz de tabii. Sizin olmadığınız yere biz söyleriz. Estağfurullah. Eyvallah. Sağ olun. Evet, diğer konuğumuz Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Aktürk. Katıldığın için teşekkür ederiz. İnşallah başka programlarda tekrar görüşeceğiz. Sesinden güzel ilahiler dinleyeceğiz. Sizin kitabınız var, onu söylemeyi unuttuk. Kanala bırakacağım. Yeni Gören Göz aradım, yeni çıkan şiirim. Evet. Biliyorsunuz şu anda Gören Göz gerçekten çok önemli. Yani ülkemizde görmeyen gözler çok. Evet. Onun için kitabın ismi öyle. Allah razı olsun. Şöyle size de gösterelim. Arabada var. Bunu... Şairimizin kitabı. Allah razı son olsun. Kitabı. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan teşekkürler. Değerli Kanal 6 izleyicileri, bu akşamki programımızın sonuna geldik. Konuğumuz şair Ömer Ekinci Mücingirt ve Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Aktürk'tü. Şiirlerle sohbet yapmaya gayret ettik. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Yarın akşam başka konuk ve başka güzel konu ile karşınıza çıkmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hayırla kalın, hayırlı iftarlar.